Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ayet-i Kübra'dan Rahman-ı Zülcelal geniş rahmeti dahi görebilirsiniz. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Rahman-ı Zülcelal rahmeti dahi ziya gibi umum eşya ihatası. Yani ziyanın bir özelliği var, nur gibi değil. Güneşten ışık gelmiyor. Foton denilen fizikteki tabirle parça geliyor. O ışık değildir. Güneşe baktığınız zaman atmosferin dışında. Güneşi kendisini portakal gibi görürsünüz, çevresi karanlıktır. Ayette de ve ateşe leyle ve ahrece duhaha. Karanlıklar içinde nuru çıkarttık. Güneşten eğer ışık gelseydi, çevresi de aydınlık olurdu. Güneşten ziya geliyor. Fiziksel ismi foton. O maddeye girdiği zaman, atoma, maddeye, varlığa çarpınca, çünkü 100 kilometre atmosferin dışından sonra esirle doludur. Fizik tabiriyle boşluk. Onun için bir yere çarpmadığı için, güneşten gelen fotonlar içerisini ifade etmiyor. Yani maddeye çarptığı zaman ışık tanesi, ısı, ışık, renk, aydınlık ortaya çıkıyor. Bunu rahmeti buna nispet ediyor, ziya diyor. Yani şöyle, güneşten ışık çıkmıyor ama varlığa çarpınca içerisi farklılaşıyor. Isı, ışık, renk, ışınlar, ultraviyole dalgaları ortaya çıkıyor. Ama zahire bakınca böyle bir şey yok. Yani mesela sen çocuğa şefkatin var. Şefkat ifade edemezsin. Litresi, kilosu, metresi, kübü yoktur. Çikolata değildir. Ama kendisini çikolata olarak ifade eder. Veya okşamak, öpmek, oynamak. Bu şefkatin tezahürü. Ama şefkat değil kendisi. Farkında mısınız? Bak bir de söylüyorum. Yani öpmen, çikolata vermen, bu kendisi şefkat değil. Ama şefkat böyle gözüküyor. Veya kendisini böyle ifade ediyor. Ziya da böyle. Allah rahmeti, elma değil Allah'ın rahmeti. Armut değil, buğday değil, balık değil. Varlığa bir girdiği zaman varlığın ihtiyacı olarak kendisini ifade ediyor. Foton gibi, ziya gibi. Gördün mü? Abi, çok tuhaf. Abi o fotonların dünyanın gelmesi için 10 üzeri 25 bir ihtimal olmuş. 10 üzeri 25. İhtimalden bir ihtimal. Yani buradan galaksiye kadar bir sanur sayfaları kadar bir sayfa olacak. Sözler 310'u gidip oradan çekeceksin. Bir yukarısı olursa dünya yok oluyor. Bir aşağısı olursa yine yok oluyor bir sayfa. Buradan galaksiye kadar. 10 üzeri 25. Şimdi duygularınızdan şey yaptınız değil mi? Mesela merhametin bak şefkat dedim. Bunun metresi, litresi, kübü yok. Tipi yok. Hacmi yok. Kimse görmemiş. Gören var? Yok. Ama buraya ait değil zaten. Buraya ait olmadığı için bura cinsinden bize kendisini göstermiyor. Unutmayın bak bir de söylüyorum. Buraya ait olmadığı için bu dünya cinsinden olmadığı için dünya cinsinden sıfatlanamıyor. Vasıflanamıyor. Dolayısıyla şefkat, merhamet, aşk yani atomun dışında bedeninizin dışındaki hiçbir vasıfı sıfatlar gözükmez. Çünkü dünya cinsinden değil. Dünya cinsinden olmayanlar dünya cinsi kategorize edip de göremezsiniz, gösteremezsiniz. Dünyalı olanlar dünyada gözükür.
Dünyalı olmayanlar dünyada gözükmez. Ne, nasıl gözükür? Kendilerini ifade ederler. Kendilerini sıfatlarıyla gösterirler. Bizzat kendisini burada gösteremez değil. Burası gösteremez. Yani bu kaldıramaz. Yani Keban Barajı'nın enerjisini sen direkt evine bağlayamazsın. Arada traf olması lazım. Evet oradan geliyor ama arada serüvenler var. Ne var kardeşim ya? Ya barajın ha, barajın umrunda mı zaten? Senin evin kaldırmaz. Dolayısıyla ötelerin varlıkları, mesela dalga boyları, radyo, bunlar daha bu cinsten ama biraz bizden latif oldukları için gene gözle gözükmez radyo dalgalar vesaire. Ama hele hele ruhsal sıfatlar olan merhamet, aşk, gadab, hiddet, idealistik, vefa, farkındalık, farkındalık ya, fark etmek. Yani gibi latifeler, latifedir bunlar. Latifeler şefkat, muhabbet, memnuniyet, şefk, sevk, iftihar, muhabbet, lezzet. Bu latifeler dünya cinsinden olmadığı için dünya cinsindeki bir şekli kalıpla kendilerini gösteremezler. Çünkü gösteren gösteremiyor. Onlar var. Sendeki şefkatini neyle göstereceksin? Göster bakalım. Ancak çikolata ile ifade edersin çocuğa. Kucağına almayla gösterirsin. Ama şefkat değildir çikolata. Şefkat böyle ifade etti kendisini. Çocuk da öyle diyor zaten. Birçok şekilde de ifade edilebilir. Tabii. Mesela ya beni ne kadar seviyorsun? Bu kadar diyor. Çikolata getirdiğini bu kadar diyor. Ya. Acayip bir şey. Tuhaf. Hiçbir şeyle izah edemezsiniz. Yani sanki vücudun eletini alıyor ya. Mustafa'nın bir çocuğu vardı. Hepinizin de Allah mübarek etsin çocuğunuzu da. Bebek yani. Ne kadar gergin dayı olsan ki böyle bir şeyim var. Kucağına bir alıyorsun. Nasıl bir şey ne? Senin o pozitif o veya negatif enerjini mi? Onlarda pozitif bizde negatif çok. Böyle bloke etmiş tamam mı böyle? Bir tutuyorsun sanki devre tanımlayıp böyle birikmiş enerji havalandırma yapar gibi pişşş gidiyor. Acayip bir şey ya. Dünya cinsinden değil. Bağlıyor kendisi. İşte buna... Yorgunluğunu bile alıyor. Tabii. Yorgunluğunu bile alıyor. Vallahi alıyor, billahi alıyor. Allah'ın sen tıkır tıkır gidiyor. Ah be diyorsun. Nasıl bir şeyse doktor bilir değil mi? Aa diyor. Doktor da diyor yeni bebeği var ya. Yeni olmuş. Epey oldu değil mi? 6 ay. Uf. Allah mübarek etsin. Müslümanın evladını Allah muhafaza eylesin. İnsi, cinli, şeytanların şerinden, semavi arzı afatlardan, kem gözlerin gözlerinde muhafaza etsin. Ya çocuklara çok şefkatli olduğum için devamı çakıyorum böyle. Devamlı ediyorum böyle. Ondan sonra aleyküm selam. Burada rahmeti Abdullah Ziya ile ifade ediyor. Nur gibi değil. Nur, dünya cinsinin nim nurani, yarım nurani. Rahmet ise dünya cinsinden değil ama dünyada kendisini maddi ve manevi merhamet de olarak gösterir. Elma olarak gösterir. Bizde ruhani bir hal, öyle lezzet, rahatlama, memnun olma, huzurlu olma, bunlar hep Rahman'dandır. Bunu satın alamazsın. İlaçta da bulamazsın. Öyle bir tatlı hal. Hele bir namazdayken bir de böyle bir halin tutmuş, havan şey yapmışsa Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Öyle birisi de tutmuş havasından böyle. Dünya cinsinden değil. Artık seni bloke ediyor. Geçiyorsun değil mi? Ne kadar şey. İşte bunlar dünya cinsinden şeyler değil. Bunların tümünü saydığımı sayamadıklarımız hepsi ziya olarak anlatılıyor. Görüyor musun tabiri? Rahman-ı Zülcelal'in geniş rahmeti nur gibidir. Hayır. Geniş rahmeti ziya gibi umum eşyayı hatası. Her şeyi. Suyla ne alakası var balık ya? Orada ihata etmiş. Rahmet
dere, deniz, deniz balık olarak, su olarak, ne bileyim sulama olarak bak ama en zahirde ötekine detay yok. Balık olarak havayı kuşlarla şenlendirmiş. Allah Allah ya. Mısır'ın koçanına bak ya. Narın sistemine bakın Allah aşkına ya. İncire bakın. Ehadiyette, vahdette nasıl keset var? Tek de milyonlarca içinde. Ya, şurada bir yer var ya. Allah Allah ya. Onu bir bulursam okuyayım. İyi ki Allah var. Allah Allah olmasa ne yapacaktık biz bu dünyada ya? Hey gençler, çok işimiz kötüydü ya. Sine-i Kartal sisteminde, çekirdeği ağacın mahiyetinde, kocaman ağacı çekirdekte, sine-i Kartal sisteminde, çekirdeği ağacın mahiyetinde, bir ağacı bir bahçe suretinde. Çünkü ağaçta koku, tat, renk, görsellik, işitsel. Hele hele yağmurda böyle ağacın altında durdunuz mu bilirsiniz. Yani yaprakların yükseklik, alçaklık eğimine göre, derecesine göre suyun vurmasında farklı ses çıkarır. Pıçık, 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 pıçık. Melodi gibi gülüyor. Yani yapraklara yağmurun düşmesindeki ses ormanda melodi gibi geliyor. Bir ona dikkat edin. Bir, o bile insanı rahatsız etmiyor. Ne acayip bir şey. Evinize ne kadar mükemmel olursa olsun şelale, suni şelale yapın rahatsız eder. Ama fıtrisi etmiyor. Okudum. Tefsiri demeli de geçiyor. Bu manada geçiyor. Diyor ki o evde bu evdeki kırılma açıları, duvarlar o sesi tamamlayıcı, insana böyle rahatlatıcı bir seviyede yansıtmıyor. Paldır küldür sana sokuyor içine. Onun için rahatsız. Doğa öyle değil. Dağlar, ağaçların, o yaprakların orada, o şelalelerin o sesi daha değişik bir hale sokuyormuş. Ekosistem. Getiriyor ha. Bir de rüzgar alıyor, bir değiştiriyor. Ulan biraz önce duyuyorduk. Şimdi rüzgar böyle esince o oraya gitti ya. Ses bu tarafa gelmiyor. Ve ondan sonra bir dalgalanıyor, bir tuhaf yani. Acayip bir şey ya. Bir noktadan bakarsan deli olursun ya böyle. Ayet-i Kübra'yı sen oralarda okuyacaksın ya. Bir ağacı bir bahçe suretinde, bir bahçeyi bir bahar sanatında, yani bir bahçe, baharın bir hulasası. Yani bir bahçe yapabilmek için baharı yapabilmek lazım. Yani en azından bir çiçeği yapmak için, bütün çiçeklere yapılması için ne gerekiyorsa onu yapman lazım. Dünyamızı 23 derece 27 dakika eğik. Kendi ekseni etrafında 1666 kilometre bölü saatle şöyle döndüreceksin. Aynı zamanda böyle dönerken güneşin etrafında 108 bin kilometre hızla döndüreceksin. 108 bin. Anlaman için 200 de yapıyorsun. Mercedes'in üzerine otur. 200 ya. Yolcu uçakları 900-850, 1050 istisnadır. F-16 kaçtı İsmail? 2000-2500. F-16-2500. Dünyanın güneş etrafındaki hızı 108.000, 2000 değil. Anlamanız için böyle o misalleri yaptım. Hem kendi ekseni etrafında dönerken hem de güneşin aynı anda. Bak. Böyle. Ve şuursuz, akılsız, direksiyonu yok. Direksiyonu yok. Kaptanı yok. Virajı yok. He? Allah kaptan. Evet. Trafik işareti yok. Asfalt yok. Yani o çizgiden niçin gidiyor? Sarsıntı yok. Sarsıntı yok vallahi ya. Türbülans yok ya. Bir türbülans olsa ödümüz patlıyor. Deprem yani. Abi dünyayı beşik yaptı diyor ya. Ya. Beşikte bebek uyuyor abi. Bebek uyanmasın diye. Allah Allah. Bir daha bir şey kaptan yok dediniz de şu ağlarda kaptan hani Ser ve Hud namında iki kaptan var. Yani bu bizim kafa gözüyle kaptan yok. Kaptan temel yok. Var
kaptan diye geçiyor galiba. Kaptan var ama tabii Ser ve Hud diye kaptanlar var. Ama bizim fiziğin çıplak gözün gördüğü bir kaptan yok. Kendi gözümüzle görüyoruz. Pozitif bilim diyorlar ya böyle. Evet, modern bilime göre kaptan yok. Sağa çak. Ben kaptanı şeyle biliyordum ha. Teyzemin çocuğu kaptandı da ziyaret ettim. Deniz atlarıyla çalışıyor. Ben ona kaptan oturuyor. Aa şimdi geçeceksin. Yok diyor. Kaptan direksiyonda oturan değilmiş. O dümenciymiş. Kaptan diyormuş ki 15 metre sağ, 20 metre bilmem nereden al, bilmem şey yap. Çeviren kaptan değil o. Dümenci. Serdümen. Serdümen. Dümenci işte ya. Dümenci. Dümen yani. Dümenden işler abi. Dümenden işler. Ya şey, evet. O zaman 20. mektupta mı ne var abi? Sen o gemide dümenci ne verirsin? Ne verirsin ha? Ya acayip bir şey ya. Şimdi ondan sonra boğazdan geçiyoruz karşıya. Bu şey tarıyor. Ne kadar, nereden, ne kilometreden şey geliyor. Vay be dedim. Tabii dedi ya. Dedim sis olsa sis mis dinler mi radar? Ne oldu dedi, niye şaşırdın dedi. Vallahi dünyayı düşünüyordum dedim. Nasıl bir radar var böyle ki? Tamam mı? Belirli çapı tarıyor. Yaklaşan gemi var mı? Hangi gemi dedi? Dünya neresi dünya gemi? Hiç düşünmemiş ki. İnanma mübalağa etmiyorum. Dünyanın gemi gibi. Dedim dünyanın yüzdüğü esir. Orada hem de dünya böyle, bir de üzerindeki 100 kilometre hava nasıl bu giderken hava geri atılmıyor. Yani sen Mercedes'in üzerine, uçağın üzerine kağıtları yırtsan, bıraksan, uçak gidince o kağıt nereye olur? Şşt arkaya. 108 bin kilometre hızla böyle giden dünyanın üzerindeki atmosfer niye pşşt boşta uçmuyor? Uçması lazım. Allah Allah. Yani çok tuhaf ya. Bu memleket acayip bir şey ya. Denizlerin dökülmesi lazım. Denizlerin dökülmesi, her şey ya. Sanki bunlar normal. Sanki bunlar normal. Anormal olması iki kafalı bir çocuğun çıkması. Vay be. Lan tek kafalı olması daha normal. Sistemsiz bir şeyin çıkması daha normal. Çünkü niye? Orada kaydı kuydu yok ki. Plan yok, proje yok. Acayip bir şey ya. İki kafalı çıktı. Vay! Lan bir kafaya gayet normal. Neyin normal ya? Sanki, benim yaratılmam normal mı ya? Sanki babası yaptı. Dedim zaten bir ateist vardı. Şey dedim. Ondan sonra şehri vermeyeyim. Komünist Partisi'nin şeyi. Beni çok severdi. Adı da Selahattin. NASA X şehir. X. Bir Selahattin işte. Ona böyle konuşunca öyle sıkıştırmıştım. En son dedi ki, dedim bunu Allah vermese nereye vereceğiz dedim. Enerji dedi, kainatı, varlığın içine kadar nüfuz etmiş enerji. Ve komünistlerin şeyleri biliyorsunuz. Enerji. Kainatı ve varlığı saran enerji. Yani dedim bu kainat her şeyi o mu yapıyor? Evet. Çok iyi dedim. Aynı şey diyormuşuz demek ki. Peki benim gözümü yapan o enerji midir dedim. Durdu. Tabii ki odur dedim ben ekliyorum. Kainat her şeyi yapan, devir deveran eden, sisteme koyan o. O sistemsiz sisteme koyuyor. Benim gözümü yapan o enerji midir? Ben ekliyorum. Evet. Demek ki bu enerji görüyordur. Görmekte yoksa insanı göz verebilir mi? Bu enerji kulak vermiş işitmeyi. Demek işitiyor. Sarı değil. Bu enerji bana şuuru vermiş. Demek ki kendisi şuursuz değil. Bu enerji bana hayatı vermiş. Kendisi hayatsız değil. Bu enerji bana şefkat vermiş, hayal vermiş. Saydım tırırırırır. Artı bu sıfatların toplamına ne denilir? Bu enerji bir isim de dedim nokta nokta. Biz bunu Allah diyoruz dedim. Esma-i Usta demektir enerji. Yani siz enerji, sen enerji diyorsun. Dedim ya bu enerji gözümü yaptığına göre kör olabilir mi dedim. Neyse ben anlatacağım bu değil. Böyle konuştuktan sonra beni çok, çok severdi gelirdi. Baktım ki 3,5-4 yaşında bir erkek çocuğunu getirmiş ama harika. Şu kaşı var ya, şu kaşı böyle olmuş. Böyle kıvrım olmamış, böyle olmuş. Tam böyle. Selahattin dedi. Getirdi ya.
Sela, hiç unutma, hatırlasın. Sela dedim, Allah aşkına ne aceleniz vardı dedim hanımla. Bunun kaşını niye annesiyle doğru düzgün yapmadınız dedim ya. Bu aceleyi yapıyorsunuz. Çocuğum böyle kaşını niye yaptınız dedim ya. Hanımla biraz dedim yavaş yapsaydınız bu işleri. Tamam. Niye böyle dedim şey yapıyorsun. Hocam dedi o işlere girmeyelim dedim. Ama o işlere. Çünkü Allah yapmadığına göre annesi yapmış. Annesi yaptığına göre niye acele etti kardeşim yani. Hamuru mu yanıyordu? Biraz dikkat etseydi kıvırsaydım şurayı ya. Annenin karnında herhalde ben yapacak halim yok. Onun karnında o müdahalesi yoksa benim dışarıdan hiç kimsenin müdahalesi yok. Ona en yakın odur. Enerji yapmıştır. Değil mi? Enerji yapmış. Biraz dikkat etseydi bu enerji, akıllı enerji. Hocam o mevzuya girmeyelim diyor. Girmeyelim buradan kardeş, girmeyelim. Ziya gibi umum eşyayı ihatası, o Rahman'ın vahidiyetini ve hiçbir cihette şeriki bulunmadığını gösterdiği gibi. Çünkü niye? Bakın parça parça gibi gözükürken şu kainatın hareketi, deve deveranı, icraatı, hepsi bir bütünün hakikati. Mesela bulutu, güneşte, suyu, güneşte, dönmeyi, efendim çekirdeğin büyümesiyle. Ne alakası var? Dünya dönüyor, çekirdek büyüyor. Acayip bir şey. Güneş vuruyor, ağaç yapılıyor. O odunun içerisi güneş dolu. Güneş var ya, yaktığınız zaman ne çıkıyor? Hiç düşünmüş müydün? Odunun içinde güneş var. Bak yak, böyle kibritle yak odunu. Çıkan aleve bak bakalım nereye benziyor. Bana benzemiyor. Çıkan alev güneşe, nereden çıkmışsa ona doğru gidiyor. Çocuk nereye doğru koşar? Anasına. Çıktığı yere gidiyor. O her şey aslına rücu eder. Odundaki şey tak diye yukarıya gidiyor. Ve alev de ona benziyor. Odunun en büyük düşmanı ateş, ateş içinde. Ne acayip yani. Her şeyde hususan her bir zihayatta ve bilhassa insanda o cemiyetli rahmetin perdesi altında o Rahman'ın Ekser isminin inkişaf ışıkları. Şimdi ışıkları dedi. Niye? Şu kainatın bulutundan, dönmesinden, suyundan, dallarından, ağaçlarından, şimşeklerinden, tamam mı? Bu deve deverana kadar her şey insanı tamamlamak, insana himmet etmek, insanın gizli hakikatini ortaya çıkarmak için bir senaryoymuş. Düşün yani. Ağacın dalından Allah'ını seversen şeftali niye takılsın? Hiç ömründe ağaç görmesin. Hiç yok yaratmış. Allah böyle bir ağacı çıkartsa. Aha, bir şey çıktı. Dalı bu da var, yaprak yok. Sana desek ey kulum, söyle bundan sonra ne yapayım tahmin et. Hiç kimsenin hatırına çiçek, yaprak, koku, o şeftali, o nar, o mısır, o incir hatırınıza gelir mi? Ya Rabbi böyle bir şey işte bir koçan daha. İşte nar şöyle renk, şeftali bu rengi böyle kokuyu. Böyle bir şey takılması lazım. Eksik oldu diyebilir misiniz? Hatıra gelir mi? Gelmez değil mi? Gelmez tabii. Hatta senin hiç hatırına gelmeyen birisi bir şey yapsa dersin ki ulan hakikaten ya nereden hatırına geldi ya? Haşa ya. Allah'tan önce bir şey yoktu. Yani tefekkür için söylüyorum. Allah bu kainatı yaratırken bir yeri taklit etmedi diyor. Burada da diyor. Hiçbir yeri taklit etmedi. Nümine almadı bak. Zamansız, zeminsiz, taklitsiz, maddesiz, mukayesesiz, nüminesiz, macelesiz, modelsiz ya, misalsiz. Biz bir şeyi yaparken taklit ederiz. Radar yaparken kartalın gözüne bakmışız. Deniz dibini tarayan sonar sistemini yaparken balinanın gözüne bakmışız. Ama kartalı yapan bir yere bakmamış. Tamam mı? Bir yere bakmamış. Haşa, işte şunu demek istiyorum. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu kainatı ilk yapacağı zaman haşa nereden hatırına geldi ya böyle bir sistem? Ya ben bu topraktan böyle bir şey yapayım. Topraktan ağaç yapacaksınız. Tekrar aynı topraktan çıkan fabrikaya meyve yapacaksınız. Bak, topraktan ağaç yapacaksın. Tekrar aynı topraktan o ağaca şeftali yaptıracaksın. Bir de zehirli değil, insanın
midesine uygun. Rengi gözüne göre, kokusu burnuna göre, ağaç hesaplamış bunları. Suluysa dilim yapmış, portakal mandalina gibi. Isıracak gibi yapmış. Tadı, kesmesi dişine göre. Gıdası, şeye, tadı diline göre. Gıdası vücuduna göre. Kimyası midene göre. Ağaç bunu nereden bilecek ya? Abi dedin ya, neyse yani bu kainattaki bu inişler, çıkışlar, eşya, mahiyet, şeyi hatırıma getirdim benim. Yani şoför eğitim pistini düşünelim abi. Biraz gidiyorsun viraj var, biraz gidiyorsun rampa var, biraz gidiyorsun daralıyor, biraz gidiyorsun köprü var filan. Diyorsun ki ya ne gerek var şimdi şoför eğitimi gözüyle bakmıyor abi. Normal bir gözle bak. Ya ne gerek var bu kadar kısa bir alanda böyle inişler, çıkışlar. Ha şoför eğitim yapmayan pisti yani. Ha. Aynı öyle yanlışlar, yatışlar falan virajda falan. Sonra biri geliyor diyor ki bak burada yapılan iş bir eğitimdir. Burada bir büyük bir hakikatin küçük bir provası yapılıyor ki o büyük hakikatle karşılaştığın zaman bunu intikal edip uygulayasın diye. Şimdi bunu okuduğunuz yer bunu hatırıma getirdi abi. Buradan anlaşılıyor ki o ışık dedi ya abi. Kainattaki eşyaya, olaylara, mahiyetlere sirayet ettiği zaman Cenab-ı Hakk'ın esması okunuyor oradan. Oradan hikmet ortaya çıkıyor. Allah bunu niye böyle yapmış? Mesela diyor ya hastalığı kaldırırdın mesela. Allah'ın rububiyeti sana verilse ne yapardın? Demiş yani evet. Merkez Efendi'nin hocası. Yani işte hastalığı kaldırdım, onu kaldırdım, bunu kaldırdım. Bunları kaldırınca düz yol oluyor abi. Düz yol olunca orada eğitim alamıyorsun. Cenab-ı Hak bu sistemi böyle kurmuş ki hastalıklarda, şunlarda, bunlarda hoşumuza gitmeyen haller bu sistemi böyle kurmuş ki esması ortaya çıksın ve bize de imtihan olabilsin. Abi. Evet, aynen doğru. Evet. Ve bir nevi cilve-i zatiyesi bulunarak her ferde bütün kainata baktıracak, münasebettarlık verecek bir cemiyeti hayatı vermesi dahi. Yani seni kainatı yarattın ama seni öyle donatmış ki insanlık vermiş sana, o insanlık bütün kainatlarla kadar etmiş. Sığırın böyle bir şeysi yok. Bakın ben burada geldim ayrı bir haletim var. Konuşacağım mevzuya uygun değişik bir şey var, uslubum var. Sokakta ayrı, evde ayrı, bilmem nerede ayrı. Sığır öyle değil, her yerde sığır. Her yerde yapar. Ben burada bunu yaparım, camide namaz kıldırırım, ezan okurum, bilmem ne yaparım. Kızınca bağırırım sesimi falan. Yumuşak olunca çocuğa ayrı konuşursun. Ne acayip bir şey insan yani. Yani insanın ne? Evet biz. Nihayetsizlik varsa ver. Nihayetsizlikle insanı donatmış. Nihayetsiz sıfatla donatmış. Nasıl yapmış? Bütün kainatla insanı alakadar etmiş. Bu çok önemli ha doktor. Bu arkadaşlar bu zihninizde atmayın. İnsanı insanlık. Bakın da söylüyorum. İnsanı insanlık kainatla alakadar etmiş. Mesela yer altındaki petrolü insansız düşünün. Ne manası var? Yer altındaki madenleri, altını düşünün. İnsanı devreden dışarı çıkarırsan, efendim, kainattan insanı çıkar. Bunlar, bu madenlerin bir manası var mı? Yani insanı devre dışı bırak. Altının ne manası var? Bırakalım altını, madeni. Şimdi harika bu gölün kenarı değil mi? Bu köydeki ormanıydı değil mi? Evet. Ormanı, köy, göl kenarı büyük nimet. Şimdi bu gölün kenarındaki o güzelim manzara, güldür, menekşedir o manzara şey. O küz için ne ifade eder ki? Kedi için muhabbet kuşuyla bir balık kafası, leş bir et parçası arasında fark var mı? Değil mi? Kedi için muhabbet kuşuyla et parçası, kokuşmuş et parçası farkı yok. Yani o küz için bir gülle ot aynı değil mi? Vay be. Ama insan için? Ahır altından yapsak abi. He? Altından bir ahır yapsak. Ahır yapsak ya. Sığırın sığırlığı değişmez. Doğru söyledin değil mi?
Ahır altın yapsak diyor. Daha fazla süt vermez ya. İnsan öyle mi ya? Ne kadar değişik ya. Atmosferi değişiyor insanın ya. Abi kainatı yapmış, bana öyle bir numara koymuş ki ihtiyaç insanıyla kainatı alakadar etmiş. O ihtiyacı koymasa, ikisinde bir farkım kalmayacak. Vay be. Manzaraya gözümün ihtiyacı var. Gıdaya vücudumun ihtiyacı var. Hayalimin oralara buralara gitmeye ihtiyacı var. Hepsinin ayrı bir rızkı. Rızık kutu gibi. ama her şey orada. O Rahman'ın işte bu ziyaymış bu. Allah esmasını ziya olarak bir vuruyor. İnsanda değişik esmas ve sıfatlar olarak göz çıkıyor. Ziya bir vuruyor, ısı, ışık, renk falan kendisini gösterdiği gibi. O Rahman'ın ehadiyetini ve her şeyin yanında hazır ve her şeyini yapan o olduğunu ispat eder. Niçin ehadiyet? Bütün hepsini insana bağlamış. Her şey insanla biliniyor, insanla anlaşılıyor, insanla değer alıyor. Ne olur bir hayal edelim. Şu ormanlık köyünden herkes buharlaşsa, kimse olmasa, bunun tek başına sensin. Buranın değeri olur mu? Hiçbir değeri olmaz. Hiçbir insan yok. Kaldırdınız insanları. Bu köyün bir değeri olur mu? Olmaz. Olmaz. İnsanla değer alıyor. Ne kadar hoş ya. İyi ki insanız ya. Ama bütün köye sahip olmak istiyor insan. Beraberken ama. Bütün köye sahip olmak, bütün köyün halkını emrime almak için istiyor. Onlarla anlamlanıyor. Tabii onlarla anlamlanıyor. Onu bağlaştır. Almaya gerek yok, her şey senin. Hepsi senin. İstanbul senin. Bütün petrollar, altıncılar, lokantalar açık. Ama ne önemi var yani? Hiç kimse yok. Kime satacaksın? Ne yapıyorsun? Bizdeki kafayı yersin zaten günün ortası. Sessizlikten ha, gündüz ortası bilsen ki İstanbul'da kimse yok. Hani ıssız adada mesela kalma gibi de değil. Hiç kimse yok. Umut yok. He, ümit de yok. Bunu bırak abi, sevinçli bir haber alıyorsun. Onu paylaşacak kimsen yoksa o haber, o sevinç sana eleme dönüşüyor. Baba. Hiç düşünmemiştim ben bunu. Başıma geldi de biliyorum abi. Güzel bir haber alıyorsun, mutlu bir şey. Paylaşıp da içindeki o pozitif enerji atmasan, o enerji eleme dönüyor. Paylaşamazsan. Ya da kitapta güzel bir yer okuyunca, birisiyle paylaşmayınca... Evet. O da öyle. Aferin. Doluyorsun, ondan beter oluyorsun. Aferin. Bazen kafan çalışıyor elhamdülillah. Güzel. Allah Allah. Öyle bir insaniyet bize lütfetmiş ki, akıl ve kalp gibi çok aletleriyle hem maddi hem manevi alemlerden, nihayetsiz hediyelerden zevk alır. Öyle bir insaniyet vermiş ki bize, maddi ve manevi, akıl ve kalp gibi aletlerle, alet diyor. Kalbe de alet diyor. Şimdi çekti kalbe de alet dediğini. Akla diyordum da, şimdi aklıma çek. Allah Allah. Akıl ve kalp gibi çok aletleriyle. Allah Allah. Bak öyle bir insaniyet vermiş ki, akıl ve kalp aletleriyle bütün kainatta ahtapot gibi sarmışız. Değil burayı, ahiretten bile istifade ediyoruz. İmanla. Beni şu kutuda arıyorsun. Evet. Halbuki ben bütün kainattayım yani. O kadar büyük. Şimdi ben de şimdi bu dikkatimi çekti abi. Hani ben olan ben var ya. Ya. Onu ben gene de burada zannediyorum. Öyle zannediyorum. Hiç alakası yok. Ne içeridedir, ne dışarıdadır, ne alttadır, ne üsttedir. Kendisini tanımayan insan Allah'a sorsalar semaya bakar. Bunu bir yazacağım sitenin başına. Çok ilginç. İnşallah yanlış anlamazlar. Kendini tanımayan Allah nedir değil daha. Kendisini tanımayan, tanımlayamayan, kendisini özlem duyan, kendisine seyahat etmek isteyen. Ben bir tane bir delinin bir tanesi çıktı demiş ki ben kendimi çok özledim. Çok yabancı kaldım. Gurbette düştüm. Kendime dönmeyi çok istiyor. Tamam. Ben de ona dedim bana dön işte ya. Tamam.
Kapadım eksik birisi. Nurdersin.com'da galiba. Evet. Numara. Allah Allah. Kendimi çok özledim. Gurbette kaldım. Yalnızlaştım. Ben kendim zannettim mer etraftaki oluşturduklarım sanal, devamlı değişen bir zeminde kendimi ifade ettim. Değilmişim ben. Ben işte neyse, kendisini tanımayan, içeriye dönemeyen insan Allah'a semada arar. Allah bak ha, Allah yukarıda ha, yanlış yapma derler ya köyde. Allah yukarıda ha, Allah yukarıda aşağıda değil yani. Bir de dua edin şeyde Allah. Tamam. Allah yukarıda öyle derler değil mi? Allah yukarıda bak, Allah sana bakıyor ha. Allah böyle bakıyor zannediyor. Allah Allah. Olsun. Allah hep bunlar hep biliyor ve hepsinden zevk alıyor. Lezzeti mukaddesesi var. Acayip bir şey değil mi? Hem manevi, ha öyle bir İslamiyet bize bildirmiş ki, İslamiyet, alemi gayb ve alemi şehadetin nihayetsiz hazinelerinden nur alır. Öyle bir İslamiyet bize vermiş ki, alemi gayb, metafizik ve fizik alemlerinden insan feyiz alıyor. Şey, nur alıyor. Burada yaşarken. Mesela bak, misal vereyim. Böyle namaz kılarken bir hal olmuyor mu böyle? Oh. Veya derste şu anda rahat yok mu? Bu nedir? Dünya cinsinden midir? Sana hava mı basıyorlar şimdi? Bu tatlan nedir ya? Ötelerin seni onaylamasıdır. Ötelerden akmağıdır. Ötelere pencerenin açılmasının göstergesidir. Ama buraya gelsen, çıktın 45 dakika. Ya bu halı nereden geldi ya? Şey, ya kardeş bir 45 dakikalı derse sen onu mu yapacaksın? Vallahi halıları merak ettim. Halıları kim aldı? Nereden aldı? Niye toplandınız? Ne yaptınız? Adam gelmiş, dersi dinlemiş değil mi bak? Adam Allah nasip etmemiş. Ama biz öyle değiliz elhamdülillah. Bu rahatlama dünya cinsinden değil. Yani eczaneye gidip desen ki, doktor bey, eczacı bey. Ya dün akşam bir yere gittim sohbette. Oh, çok rahatladım. Vallahi gene istiyorum ama o toplantıyı göremiyorum. Bana bir hap versen o cinsten bir şey olsun. O cinsten bir şey olsun. Oh, size paylaşayım bir zevkimi. Vallahi bazı anım oluyor, bazı an kısa. Acaba dünyada benden daha lezzetli, huzurlu adam var mı? Bazen. Birisini tanıyorum, ben değilim bak, samimi söylüyorum. Ya Rabbi demiş, kendisi var. Ya Rabbi, şu anda bu lezzeti, bu huzuru kaldıramıyorum. Ne olur biraz al. Dua eden var. O huzuru. Başka birisini deliği tanıyorum. Diyor ki Allah'ım, günlerce haftalarca dua ettim. O alemleri bana kapat ve kapattı diyor. Bak biz uğraşıyoruz, tespih çekiyoruz, bilmem ne yapalım açılsın diye. İnan, günlerce haftalarca Allah'ım o alemleri bana kapat ve kapattı. Dedim sonra ne oldu? Kapandı dedi. Ya tuhaf değil mi? Bunlar da adam yani. Ne yapmış öyle? Kapandı. Zevk denizinde yüzüyor. Çünkü o zaman kapanınca o... Kapanıyor, başka şeye vurdu kendini. Yok. Sen başka şimdi. Ama gitti başka yere. O da güzel değil. Ne güzel değil böyle bir de. Sevdim seni. Adın neydi ya? Adem. Adnan abim. Tamam. Kafayı başka bir yere vurdu ya. İstememiş ya ben. Tamam. Ne şey ya. Allah Allah. Elhamdülillah. Doğru söylüyorsun. Kafadan eksik olduğunu zaten görmüştüm onu. Yani. Kafadan eksikti o. Öyle bir iman hidayet etmiş ki Allah Allah. İman ruhun cenneti biliyor musunuz? Hidayet de öyle. Hidayet diyor ruhun cennetidir. İman ise ruhun cenneti. Vallahi cennet yani iman. İmanımızdan kıymetli daha neyiniz var? Hiçbir değil. Elhamdülillah. Adnan abiye bak. Nasıl samimi söyledi? Allah aşkına böyle yaptı ha. Hiçbir şey yok.
Yani için ruhunun şey olarak söyledim vallahi. İmanından başka, okşamak için söylemiyorum, doğru söyledim. İmanından daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok. Ne yapıyor biliyor musun? Hem öteleri buraya taşıyor, hem bizi oralara götürüyor. Farkında değilsiniz. Kurbiyet ve akrabiyet. Evet. Şu anda öteler burada olduğu gibi. Vallahi ötelere açılmışsınız çoğunuz. Ya diyorlar ki eskiler, bu sohbette şu anda dinleyenlerin bizim cinsimden olmayan böyle nihayetsiz zihayat, hayat sahibi, şuur sahibi ruhani mahluklar var. Şu anda dinliyorlarmış. Ve sizi onunla tanıyorlarmış. E dinlemiş, bana ne canım, ne karı var? Seni bu ortamda tanıdığı için haşirde Allah'ım beni ben bu adamı orada görmüştüm diyecek. Melekler mi gibi? Evet. Ben Adnan'ı orada gördüm Allah'ım. Oturuyordu. En zor zamanında. En zor zamanında diyecek sana. Şahitlik yapacak. Boğazımıza kadar. Evet. Peygamberlerin nefsi nefsi dediği dönemde sana şahitlik yapacak. Bu sebap manasında değil. Onun için ötelerle bu alemdekilerin tanışma koridor burası. Burada tanışıyoruz. Tanışma şeyi. Bunun bizzat şuhut seviyesindedir. Şuhut seviyesinde. Bu böyledir. Sen benim için ne kadar kesinsen Allah'a yemin ederim anlattıklarım aynı böyledir. Bir de aç bir insanı doyurmak ne kadar sevaplı bir iş değil mi abi? Evet. Evet. Hazreti İbrahim gibi büyük bir peygamberine Cenab-ı Allah 100 yaşında bir kafir ihtiyara yemek vermediği için fırça atıyor tabiri caizse. Evet. Ve böyle değerli bir şey aç birisini doyurmak. O mahlukatın nimeti de bu cinsten olduğu için şu anda onlar rızık alıyorlar. Dolayısıyla onlardaki memnuniyet inşallah ahirette evet. Hakkımıza hüsnü şehadet olarak... Bu insanların, bu mahlukatın bize şahitlik yapması, tanıması için inmiyorlar. Onların babasının hayrına gelmiyorlar. Onların lezzetleri bu. Ama burada seni görüyorlar. Mesela ben falancayı göreyim diye gelmedim. Ben derse geldim ama seni de gördüm. Onlar da öyle. Bağla alakasından bahsediyor ya. Aynı şeyden değil mi? Müslümanlardan diyor. Evet, 259'da. Sana öyle bir iman hidayet etmiş ki dünya ve ahiret alemlerinin hasa gelmez envarından ve hediyelerinden tenevvül edip müstefid eder. Yani metafizik aleminden de iman vasıtasıyla alıyorsun. İman hiçbir şey alamıyor. Mazi ve müstakbeli bile yok imansızın. Ölmüş gitmiş. Mazi yok ki. Geçmişi yok. Kafirin. Geçmiş var mı? Yok. Nerede? Görmediğime inanmam diyor. Geçmiş gitmiş. Gelecek zaten yok. Şu anda yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Nasıl yaşayabiliyor? İptal hislerinden yoksa kafayı yani intihar etmesi lazım. Güya rahmet tarafından bu kainat hadsiz antika ve acip kıymetli şeylerle tizin edilmiş bir saraydır. Antika şeylerle doldurulmuş. Her taraf tuhaf. Şuraya gidiyorsun su var. Şu tarafa gidiyorsun çalıklar, kuşlar var, orman var, deniz var, tarlalar var, pirinç var. Acayip bir şey ya, tuhaf bir alem. Güneşten kopmuş bir alem. Ve bütün o saraydaki hadsiz sandıkları ve menzilleri açacak anahtarlar insanın ellerine verilmiş. Mesela sandıkta ne olur? Çeyiz olur değil mi? Çeyizde her çeşit eşya var. Erkeğin işte çeyizinde. İşte tornavidası var, keseri var, makası var değil mi? Veya ev eşyası var. Çeyiz yani. Bir sandık düşün. Her bir eşya, bir kuş, bir ağaç çeyiz sandığı gibi. Yüzlerce, binlerce Esma-i Hüsna'nın hakikatlerine sahip. Hayatiyetine bakasan, ruhuna baksan, zahirine baksan 20'den ziyade esma var. İnsanın zahirine baksan 70'den ziyade esma var. Ya. Ne kadar büyük bir hasaret değil mi abi? Küfür. Hepsinde malum. Şimdi bir tane fındık versen adama, bir tane fındığı yer ama hiçbir şey anlamaz yani.
Ama o fındık inkişaf etse, bir ağaca dönüşse binler, milyonlar fındığı netice verir. Bu dünya çekirdek gibi abi. Ahiret o dünyanın inkişaf etmiş hali gibi. Evet. Çok büyük bir fark var orada. Yani birden mesela Hüseyin bu da şey, çınar ağacının çekirdeğiyle çınarı düşünün. Bir tane pirinçten dedi, 12 tane sap dedi. Her birinde öyle miymiş? 150 mi demiştin? 150 tane dedim, saydım her birinde. Yani 1500, bir pirinç 1500 tane. Öyle miymiş? Burası pirinç yetiştiriyor değil mi? Evet. Ha, bir taneden 7 tane bir şey çıkıyor. 12 tane. 12 tane çıkar, 15 tane çıkar. 12-15. Çıkar tabii. Onların her birinde başak. Her birinde başak olarak kaç tane? Başak 150 tane. En aşağı 150 tane var, en aşağı. En aşağı 150. Sonra? Evet. 200 var mı? 200, 220'ye çıkar. Allah Allah. Kafir bu dünyadan istifade ediyor. Yani bir pirinçten istifade ediyor. Mümin bir pirinçten istifade ettiği gibi 2500 pirinçten de istifade ediyor ahiret cihetiyle. Çok büyük bir fark var abi. Ne kadar büyük şey. Nimet yani iman. O kadar da ucuz elde ediliyor. Değil ne kadar. Her baharda nebatattan ve hayvanattan 400 bin envan hadsiz efratlarını beraber ve birbiri içinde bir anda ve bir tarzda yanlışsız, hatasız, kemal hikmet ve hüsnü sanatla icat etmek, idare ve yaşa etmek, iaşe etmek. Bak, bu siz buralı olduğunuz için şu bitkilerden, hayvanlardan, kuşlardan düşün, karıncalara kadar ve bitkilerden mesela buranın şeyi pirinç. Hadsiz efratlarını beraber bir biçimde, yani şu gördüğünüz havza birbirinden farklı otlarla, bitkilerle hadsiz, mesela ormandaki mesela yonca kaç tanedir acaba? Otun sayısı olur mu? Şimdi bilemeyiz. Hadsiz efratlarını birbiri içinde, bakın aynı dağda çakal da var, tavşan var, yılan var, karınca var, otlar var, bitkiler var, yiyecek var. Yani nebatat ve hayvanat aynı yerde, hiçbirisinin bir işine mani değil. Alemleri dünyalı birbirine karışmıyor. 3-4 tane kardeş, iki kardeş bir evde kavga ediyor. Değil mi? Evde birbirlerini yiyorlar. Hem de nasıl? Şu dağda çakal da aynı yerde, domuz da aynı yerde. Kelebek de aynı yerde, kertenkele de aynı yerde. Ha, gelirken sansar gördük, sansar mıydı o? O kadar kahverengi. O ne kadar güzel bir şey olur ya. Ama ufak bir şey, kan avuçları, kuyruğu kendisinden büyük, böyle bir şey. Sincap mı? Sincap. Yani bu kadar mı tatlı olur ya? Benim bir niyetimi bir anlasa seveceğimi dururdu. Şimdi bak, birbiri içinde beni en çok memnun eden tabir bu. Birbiri içinde aynı yerdeler ama hepsinin dünyası farklı. Öyle bir işlevleri var ki birbirinin işini tamamlıyorlar. Birisinin hayatı diğerinin hayatını yok etmiyor. Ama dengelemek için Cenab-ı Hak denge sistemini kurmuş. O kadar. Sonra iaşe etmek, idare etmek, bir de rızıklandırmak. Fili ahire bağlasak ulan neyle doyuracaktın? 5 ton fil neydi? 6 ton fil. Evet, o da doyar mı ya? Ne yapacak? Veya Allah dese ki karıncaları yedir. Lan bu ne yer, ne içer, nasıl doldurur? O kadar falan, kurtundan şeyine kadar. Yani aynı yerdeyiz ya. Yemeği bırak abi, iskiye borcumuzu ödeyemezdik yani. Bir fil 400-500 kilo su içiyor günde yani. Ya su fatırası mı karşılayamazdık? Doğru söylüyor değil mi? Filin suyunu iskiyle karşılaştırsak ve ödesek onunla, hakikaten iyi olmazdı galiba. Hem kuşların misali musaharları olan iskici ya. Hem kuşların misali musaharları olan sineklerden, küçültülmüş modellerinden, ta numune-i ekberleri olan kartallara kadar hadsiz efratlarını yaratmak ve hava aleminde seyahat ve yaşamalarına yardım eden cihazatı verip gezdirmek ve havayı şenlendirmekle beraber, yani İsmail anlattı ya, kıtalar arası uçan kuşlar varmış. Sen kim anlatacaksın? Orhan abi anlattı. Asetik okumuş onlar. Allah Allah ya.
Deli olacağım ya. Bana anlattın abi, bir iki saat geçti. Hala kafamda. Getirin onu. Kıtalar arası gidiyormuş. Ya şey demiyorum ha, buradan İstanbul'dan Rize'ye değil. Kıtalar arası, bu ne demek ya? Kıtalar arası abi. 300 gram, 500 gram oluyor, kampa giriyor. Kilo alıyor yani, tamam mı? Bir mesafeye çıkıyor, kıtalar arası gidiyor kaç gün. Bir gittiği zaman yine 300 gram. 200 gramı nasıl hesap ediyor oraya kadar? Şimdi gideceği mesafeye kadar ne kadar enerji harcayacaksa onu yiyor, yiyor, o enerji alıyor, ondan sonra yola çıkıyor. Gideceği yere gidiyor, aldığını sıfırlıyor. Ona ben daha yemek de yapamıyorum. Lamp diye göbekler düşüyor. İstasyonlarda da durmuyor yani. Pek. Allah ekspres. Yani. O zaman bir de dinleyin o zaman bu cümleyi. İnmem inmem yok. Çıkıyor. Bak şimdi inmem. Uyumayı da bir anlattı. Kim anlattı uyumayı? Kuş olmasın. İsmail abi. Kaç İsmail ha. Uyuma nasıldı? Uyuma da diyor. 5-10 saniye kuş kendisine havada mı? 15 saniye. Süzülüyor. Onun uyumasıymış. Yetiyormuş ona. O zaman şimdi dinleyin. Kuşların misali musarları olan sineklerden, kuşların küçük modelleri olan sineklerden, ta numune-i ekberler olan kartallara kadar, numune-i ekber yani onun büyütülmüş şekli olan kartallara kadar efratlarını yaratmak, kaç tane? Hava aleminde seyahat ve yaşamalarına yardım eden cihazatı verip gezdirmek, ona kanat takmak. Ona bir geçen epey oluyor birkaç sene. Ya dedim kediye kanat taksa Allah ne olurdu diye merak ettim. Kuşlar yandı. Hava alemi biter ve kainat dengesi bozulurmuş. Bak gezdirmek ve havayı şenlendirmek de beraber. Niye şenlendirmek? Kuşlar havayı şenlendiriyor. Kuşların olmadığını düşün. Hava kupkuru olurdu ya. Ne kadar acayip kötürülmüş olurdu. Şenlendirmiş, süslemiş, rengarenk, ses, desen desen, şekil. Acayip alem. Havayı ne yapmış? İşsiz virane etmekten kurtarmış. Şenlendirmekle beraber yüzlerine mucizane bir sikke-i sanat. Hepsinin yüzüne bak. Ayrı bir sanat. Sonra cisimlerinde müdebbirane bir hatim-i hikmet. Cisimlerindeki şey bak. Mesela hele bunu okuyunca şey hatırıma geliyor. Leylekler mi? Mabet kuşu. Ha bir tane leylek var böyle kırmızı, pembe. Şöyle böyle bastonla ayakları. Galapagos. Flamingo. Ama şey, he onu dedin. pembe tamam mı? Yani. Pembe mi kırmızı? Tamam. Vallahi boya küpüne düşmüş sanki. Bu kadar mı acı? Gördünüz değil mi onu? Ama evinizdeki muhabbet kuşu var ya. Ya onu kör boyayabilir mi? Kör. Buna boya at desen. Hiç otokaporta boyasında körler çalıştığını gördünüz mü? El yordam ile yürüyor, ben iş arıyorum. Burası neresi? Otokaporta boya. Olur mu? Otoboyadan kör. Ha, muhabbet kuşuna kör nasıl boyar ya? Gözden anlayacak, zevkten anlayacak, estetikten anlayacak değil mi? Bizim hoşumuza letafete yani. Anlayacak, ben olacak da yapacak işi. Ben öyle bana gösterme ya. Üf, rengi beni rahatsız etti demeyeceğim. Öyle bir renk koymuş. Sonra mahiyetlerinde mürebbiyane birer tura ihadet koymuş. Mahiyetlerine bak. Hem zerrat-ı tamiye, hücreat-ı bedeninin imdadına, yani yenilen gıdaların, hücrelerin imdadına ve umum valideleri, iktidarsız yavrularına muavenetine hakimane, raymane koşturmak ve göndermek. Mesela çocukları düşün, bebeleri. Hayvanı olsun, insanı olsun. Anneleri nasıl yardımcı göndermiş? Bebesi evinde olanlar bilir. Bak annesi neler yapıyor. Seninle kavga ediyordu. Seninle kavga etmeden duramıyordu değil mi? Bebe çıktığı zaman dünyaya seni de unutmuş, beni de unutmuş. Değil mi? Her şeyi unutmuş. Her şeyi olmuş. Her şeyi olmuş. Allah Allah. Hem daire-i kehkeşandan, galaksilerden, manzume-i şemsiyeden, güneş sisteminden, anası arziyeden, dünyadaki unsurlardan, göz hadikasının perdelerine, gül goncasının yapraklarına, mısır sümbülünün gömleklerine, kavunun çekirdeklerine kadar mütedahil daireler gibi cüzi ve külli hükmünde aynı intizam, aynı üstü sanat, aynı fiil ve kemal hikmete tasarruf etmek
elbette bedaat derecesini ispat eder ki bu işleri yapan hem vahittir, birdir, her şeyde sikkesi var. Hem de hiçbir mekanda olmadığı gibi her mekanda hazırdır. Hem güneş gibi her şey ondan uzak ise, hem güneş gibi her şey ondan uzak, o ise her şeye yakındır. Güneş 150 milyon kilometre bizden uzaktır. Biz. Ama güneş ışınlarıyla ta içimize kadar girmiş. Odunun içerisine girmiş, kendisini koymuş. Pirincini büyütüyor. 150 milyon kilometreden nasıl gelip de burada icraat yapıyor? Eli ayağı yok, tornası yok, tornavidası yok, tezgahı yok, civatası yok. Nasıl ağaçları büyütüyor, sizin pirincinizi büyütüyorsa 150 milyon kilometreden, ama hiç böyle karışıklık yok. Çalışan birisi gözükmüyor. Bakıyorsun yok. Yani eli ayağı gözüken makinesi olan yok. Ortada bir netice var. Bir faaliyet var ama yapan gözükmüyor. Güneş nasıl ki böyle yapıyorsa, güneşi yaratan da aynı seni öyle yapıyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.